Pegasus yere indi. Hadi Sagittario, Beyblade'i uçur. Kendinden o kadar emin olma. Hadi karşı saldırıya geç. Bu turnuvada inanılmaz bir Beyblade günü oluyor. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Birlikte izleyip görelim. Hangi hırslı Beyblade'çi bugünün kazananı olacak? Mahvetoni Kenta! Hadi havaya uçuyor. Dön, dön, evet, dön, 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 dön. Acele et! Maç çoktan başladı bile! Geliyorum, geliyorum! Al bakalım! Bu da neydi? Bu Beyblade yarışma dışı kaldı ve kazanan işte karşınızda Kenta Yumiya. Üçüncü roundda avantaj onda olacak. İşte bu kadar! Bu çok sinir bozucu. Evet. Evet. Tebrikler Kenta. Harikaydın. İyi dövüştü dostum. Evet. Kendinizi hazırlayın Beyblade hayranları. Sırada çeyrek finaller var. İlk olarak Koshi Yamada'ya karşı Kenta Yumiya. Yarışmacılar hazırlanın. 3, 2, 1. Pekala. Hadi fırla. Bunca şeyden sonra ancak ilk 8'e girmeyi başardım. Ama seni geçen sefer izlediğimizde 3. raunda gelmeyi bile başaramamıştın. En azından biraz ilerleme kaydettin sayılır. Değil mi? Evet ama ilk raunda kaybettin. Yani bu kötüye gidiyorsun demek. Üşüttüm sanırım. Bir dahaki sefere benim Beyblade'imi kullanmayı denemelisin. Saldırı türü Beyblade kullanmaktan kaçınsan iyi edersin. Sen ne dersin? Teşekkürler. Ama Sagittario'yu daha da güçlendirmek istiyorum. Bence iyi bir takım olabiliriz. Biliyorum, birlikte başarabiliriz. Değil mi Sagittario, eski dostum? Evet, galiba haklısın. Kendi Beyblade'inle kazanmadıktan sonra zaferin hiçbir anlamı kalmıyor. Sonuçta daha iyi gitmenin tek yolu araştırma yapmaktır, değil mi? Pekala. O zaman birlikte hareket edelim ve çalışalım. Hadi, hadi. Son bir mücadeleye ne dersiniz? Hadi fırla. Hey çocuklar, bakın. Vakit nasıl da geçip gitmiş. Eve gitmem gerek. Sonra görüşürüz Kenta. Çalışmaya devam edin çocuklar. Daha güçlü ha? Çalışmaya devam edersem hiçbir şey beni durduramaz. Şuna bakın.
Bu akşamın en yeteneklisi karşınızda. İşte turnuvanın galibi. İşte bu kadar. Bayanlar ve baylar, işte karşınızda hem ulusal Beyblade turnuvasının şampiyonu hem de bir numaralı Beyblade'in unvanının yeni sahibi. Beyblade'in kralı Kenta Yumiya. Sen çok yaşa kral Kenta. Uzun yaşa kralımız. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Menajerime ve Beyblade'ime teşekkür etmek istiyorum. Anneme de teşekkür etsem mi acaba? birden yere düştüm. Senin sorunun ne ufaklık? Ama üzgünüm. Ne? Sence şimdi bu komik mi yani? Yoksa Bay Benke'yle dalga mı geçtiğini sanıyorsun seni küçük sersem çocuk? Ha? Ama çok üzgünüm. Ben sizi isterim çok mutlu. Söylediklerinin bizim için hiçbir anlamı yok küçük dostum. Hiç mi yok? Hayır. Affedilmek için bir Beyblade karşılaşmasında Bay Benke ile bir maç yapabilirsin. Kaybedersen bütün puanlarını alırız. Hem de hepsini mi? Siz Face Hunter grubusunuz öyle değil mi? Fark etmene sevindim. Ve epeyce puan topladığını da biliyoruz. Hayatta olmaz. Beyblade puanlarımın birini bile alamayacaksınız. Eğer puan istiyorsanız sahaya çıkıp adilce kazanırsınız. Gerçekten 5-10 puan kazanmak için standart kurallara uyarak savaşacağımızı mı sanıyorsun? Eğer puanlarını kaybetmek istemiyorsan tek yapman gereken Benke'yi yenmek. Evet, doğru. Bize yarışmanın 8.'sinin muhteşem yeteneklerini gösterirsin, öyle değil mi? Ha? biri bana yardım etsin. İstediğin kadar bağır. Kimse yardım etmeye gelmeyecek. Pekala, hadi maça hazırlan bakalım. İşte başlıyoruz. 3. Lütfen kesin şunu. Bu tür bir mücadelede dövüşmek istemiyorum. 2. 1. Hadi fırlat. Babaannem bile bundan daha hızlı döner. Evet, anlaşılan sen ancak bebek Beyblade'cilerde 8.'sin. Gıdıklanıyorum. Sagittario! Ama bu haksızlık. Hemen kesin şunu. Pekala, işini hemen mi bitirmemi istersin? O halde dikkatle izle. Belki not almak istersin, ha? İşte saldırı böyle yapılır. Sagittario! Ne? Ama nasıl? Ne? Hey! Beyblade mücadelesinde iki tarafta eğlenmelidir. Zorbalık yaparak dövüşenler asla gerçek Beyblade'çi olamaz. Ne? Sen ne dedin? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Benim adım Jinga. Jinga Hagane. Jinga mı? Demek sert çocuğu oynayacaksın. Benim işime karıştığına göre pek de zeki sayılmazsın. Peki o zaman. Bu çocuğa gerçekten yardım etmek istiyorsan önce bizimle karşılaşacaksın. Hiç sorun değil koca adam. Ama bu senin için zorlayıcı bir maç olacak. 1'e karşı 5. Ne? Ama bu hiç adil değil. Kes sesini sen. Nasılsa sonuçta sen yenileceksin. Pekala, mücadeleye var mısın? Yoksa bütün puanlarını hemen sökülmek mi istersin? Hayır, sakın yapma. Bu benim sorunum. Bunun seninle bir ilgisi yok. Boşuna yorulma evlat. Bu maçı kaybetmeyeceğim. Peki. Bu şaka falan değil. Bu çocuk komik olduğunu mu sanıyor? Kimin umurunda? Şu işi bitirelim artık. Hadi fırlatın. Çok hızlı dönüyor. Beyblade'i göremiyorum bile. Ne oluyor?
30.000'in üzerinde mi? İnanamıyorum. Hiç bu kadar çok puan görmemiştim. Bambaşka bir seviyede. Kazanmamıza imkan yok. Burayı hiç unutmayacağım. Vay canına! Harikaydın! Bu muhteşemdi Jinga. Bay Hagane'yi gördün mü? Evet, böyle devam et Jinga. Harikaydın Jinga. Bu arada ben Kenta. Yardımın için teşekkür ederim. İyiliğini nasıl öderim bilmiyorum. Bakalım ceplerinde ne var? Yarım bir çörek, bay zıplayan kurbağa, naneli sakız, hiçbir şeyim yok. Bana teşekkür etmene gerek yok. Sadece o çocukların kim olduklarını söyle. Ha, kim mi? Onlara Face Hunters denir. Face Hunters mı? Evet, genç yarışmacıları haksız mücadelelere zorlar ve puanlarını çalarlar. Daha önce bir sürü arkadaşımın da başına geldi. Birkaç kötü adam işte. Anlaşılan o ki böyle adamlardan her yerde var. Ciddi misin? Yani sen buralı değil misin? O zaman nereden geldin sen Jinga? Söylesene. Nereden mi geldim? Benim evim işte tam burası. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ülkenin dört bir yanını dolaşıyorum. En güçlü Beyblade'ci olabilmek için kendime daha güçlü rakipler arıyorum dostum. Ülkenin dört bir yanını mı? Hem de tek başına mı? Evet. Vay canına! Bu gerçekten harika. Eminim bir sürü zorlu mücadeleye de girmişsindir. Güçlü olmanın sebebi bu olmalı. Seni fazla rahatsız etmek istemem. Yorulmuş olmalısın. Seni yalnız bırakayım. Bu arada nasıl senin gibi güçlü olabilirim Jinga? Benim gibi mi? Evet. Bir Beyblade'cinin güçlenmek istemesi normal bir şey, öyle değil mi? Saldırı gücü ve dayanıklılığım üzerinde biraz daha çalışmam gerek. Keşke senin kadar güçlü olabilseydim Jinga. O zaman Face Hunters benimle orada dalga geçemezdi. Bu büyük cesaret ister. Cesaret mi ister? Evet öyle. Çünkü bir Beyblade tam burana saldırır. Seni anlayamıyorum. Sakın endişelenme. Böyle rahatlamaya çalış. Böyle mi? Pekala. Evet. Vay canına. Bir Beyblade'in gerçek gücü, saldırı gücü ya da dayanıklılığı ile ilgili değildir. Beyblade'ci kendiyle arasındaki bağ ve duygularını kullanarak saldırır. Sanki evrendeki bütün enerjiyi içine çekmiş gibidir. Kalbini masmavi gökyüzü kadar açıkça ortaya koymak zorundasın. Vay canına, çok güzelmiş. Gerçekten harikaymış. Hey Jinga. Jinga, bu arada başka bir yere gitmeyi düşünüyor musun? Çünkü bilirsin, tabii istersen bu kasabada bir süre kalabilirsin. Evet, hadi fırlat. Bakalım. Boş ver. Demek çocuğu yenmeyi başaramadınız. Sonra da ağlayan bebekler gibi emekleyerek buraya geri döndünüz, ha? Ben özür dilerim. Ama adam o kadar güçlüydü ki. Ama onunla siz karşılaşsaydınız Kyo'ya. Doğru. Leon'unuzla onu ezip geçerdiniz. Bu da neydi? İznim olmadan Leon'un adını nasıl ağzına almaya cüret edersin? Üzgünüm efendim. Gerekeni yapıp Ostinka mıdır adı her neyse onun icabına bakmazsanız gerçekten üzüleceksiniz. Hadi bakalım yapmanız gereken şeyi yapın. Güzellik uykusuna mı yattın? Ufak bir parti veriyoruz. Sen de davetlisin. Umarım Jinga hala buradadır. Belki bugün bana Beyblade'lerle ilgili birkaç ipucu verebilir. Jinga! Anlaşılan yeni bir şehre gitmek üzere yola koyulmuş bile. Dost olabiliriz sanmıştım. Ah!
gitmiş olamaz. Muhtemelen hala şehirde bir yerlerdedir. Onu bulmam gerek. Jinga, neredesin? Tek bir kelime bile etmeden gittiğine inanamıyorum. Jinga, Jinga! Ah! Yine Face Hunters. Yoksa buraya... Jinga Akane, dün bizi utandırarak fazla akıllı olduğunu mu sandın yoksa? Pekala, bugün iyiliğini sana ödeyeceğiz. Face Hunters'tan sana özel yüzlük Beyblade mücadelesiyle. Pekala. Kabul ediyorum. 100 ya da 1000 Beyblade fark güzel etmez. Güzel. Şimdi koca çenenin bedelini ödeyeceksin. Evet, Face Hunters'a karşı geldiğinde neler olacağını sana şimdi göstereceğiz. Belki de durup puanlarına veda öpücüğü vermek istersin. Pekala, o zaman hadi partiye başlayalım. Ha? 3, 2, 1. Jinga! Hadi fırla! Hatta o kadar çok Beyblade var ki, sekecik Beyblade'in nereden gelebileceğini söylemek imkansız. Hiçbir şey zevkli bir yüzlük Beyblade savaşı kadar içim ısıtamaz. Beyblade'ler birbirine çarparak güçlerini artırıyor ve yörüngelerini değiştiriyorlar. Böylece her yönden saldırıya geçebilecekler. İşim bitti. Kimse yüzlük Beyblade saldırısından kurtulmayı başaramadı. O zaman çabuk ol ve kaybet. Daha öğle yemeğine yetişeceğiz. Daha neyi bekliyoruz? Dikkat et Jinga. Görünüşe göre dostun nefes almaya bile korkuyor. Kes şunu. Hemen kesin şunu. Bu gerçek bir Beyblade savaşı değil. Jinga, hemen kaç. Kes sesini. Sen kes sesini ve izle. Haklı Kenta, izle. Ha? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama Jinga. Unutma Kenta. Bir Beyblade'in gücü saldırı yeteneği ya da dayanıklılığından gelmez. Ne? Ve kaç tane oldukları da önemli değildir. Hadi başlayalım. Gösteri zamanı. Storm Pegasus. Jinga! İşte başlıyoruz. Çok etkilendim. Bu muhteşem. İşte şimdi neden bahsettiğini anlamaya başladım. İleri Pegasus! İşte gerçek Beyblade savaşı buna denir. Neler oluyor böyle? Olamaz. Gelin de buradan kaçalım. Hayır, durun. Kaçmayın çocuklar, kaçmayın. Anneciğim, bunu sana ödeteceğim. Sana söylemiştim. Kazanmakla kaybetmek arasındaki tek fark... Beyblade'çinin ruhudur. Evet, anlıyorum. Bu harikaydı Jinga. Jinga Hagane. Ha? Fırtına Pegasus, ha? En sonunda dostum. Anlaşılan ben ve Raklion'umla karşılaşmaya değecek bir rakip en sonunda bulabildim. Sen de kimsin? Ben Kiyoya Tategami. Çok ilginç bir karşılaşma olacak.
Beyblade'in bir sonraki bölümünde. Jinga en iyi olabilmek için sayısız mücadeleden galip çıktı. Zorlu yollardan geçti. Ama bu arada bir sürü dost kazandı. Artık onlara ihtiyacı olacak. Çünkü en zorlu düşmanıyla karşı karşıya gelmek üzere. Kyoya ve Face Hunters. Kyoya korkutucu Beyblade'i Rock Leon'la çok kurnaz bir rakip. Jinga'nın dostları onun yanında olacak. Ama en öndeki savaşçı kendisi olacak. Kötünün güçleri gerçek Beyblade'ci ruhuyla karşı karşıya gelecek. Jinga ne Beyblade'ini ne de dostlarını kolay kolay yarı yolda bırakacak biri değil. Yüzyılın Beyblade mücadelesini sakın kaçırma. Karanlık asla kazanmamalı. Hadi fırla.